Bayram ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar. Kimler alabiliyor? Ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarında. Zamların netleşeceği veriyle birlikte emekliler Temmuz'da çifte ödeme almış olacak. Kurban Bayramı, bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak. Yaklaşık 2 hafta gibi bir süre kaldı. Kurban hazırlıklarına başlayan milyonlarca emekli ise bütçesine destek olan bayram ikramiyesinin yatacağı tarihi merak ediyor. Ayrıca Temmuz'da zamlı emekli maaşları da yatacak. Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 er lira ikramiye verilmesini sağlamıştı. İkramiye ödemesi son 4 yıldır aralıksız sürüyor. Bu ödemeden de yaklaşık 13.5 milyon kişi yararlanıyor. 1000 lira olarak başlayan ikramiye geçen yıl güncellenerek 1100 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücretliye arazam, memur ve emekliye ek iyileştirme açıklamalarının ardından ikramiyenin de artabileceği ile ilgili beklenti artmış durumda. Şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Ancak olası bir iyileştirme durumunda bu tutarın 1500 liraya çıkabileceği hesap ediliyor. Temmuz'da emeklilere %40, 45 civarı zam yansıtılması da bekleniyor. Memur emeklileri 1 5 Temmuz'da maaş çekecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ise 17-28 Temmuz arasında maaş alacak. Eğer yetişirse zamlı maaşlar da bayramdan önceye alınabilir. Bu konuda son kararı yetkili makamlar verecek. Kurban Bayramı Arifesi 8 Temmuz'da Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyeler şu ana kadar bayramdan önce hesaplara yattı. Kurban bayramı hazırlığı, Ramazan bayramından farklı olarak kurbanın satın alınması, kesim yerinin belirlenmesi gibi daha erken planlama yapmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bu bayram ikramiyelerin biraz daha erken yatması muhtemel. Ancak ödemenin son haftaya kalabileceğini de hesaba katarsak 4-8 Temmuz arasında ikramiyelerin çekilebileceğini söyleyebiliriz. Daha erken bir olasılıkta ise 27 Haziran ile 1 Temmuz haftası gündeme gelir. SGK'dan aylık alan Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, Geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri. Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri. Hayatta olan hak sahipleri ödemeyi tam alıyor. Di yandan vefat eden sigortalılardan dolayı aylık alan hak sahiplerine dul, yetim, bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin, eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa, ikramiyede o oranda paylaştırılıyor. Birden fazla dosyadan gelir ve veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla maaşa imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Diğer yandan bir düzenleme yapılmadığı için bu bayramda banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.